İsrail ordusunun Suriye topraklarındaki operasyonlarını biliyoruz. Havadan müdahale ettiği Hama, Humus, bazı yerlerde nokta atışı operasyonlar yaptığını biliyorduk. Ama çok sıcak bir gelişme bu da şu, özellikle kara unsurları aracılığıyla, yani kara unsurlarından tanklarını da Suriye topraklarına sokmuş durumda. Peki neden böyle bir adım atıyor? Özellikle Kuneitra'nın Kaldana köyüne giriş yaptıktan sonra iş makineleriyle birlikte, istihkam araçlarıyla birlikte orada mevziler açılıyor. Bu mevziler açıldıktan sonra iki tankın oraya girişi gerçekleşiyor. Baktığımızda aslında geniş bir alanda kazılan bu mevzilerde yine topraktan barikatlar inşa edildiği görülüyor. Burada da konuşulmaya başladı. Söz konusu bu mevziler Telhara tepesinde Rus askerlerine ait bir noktada yer alıyor. İsrail'in Kuneitra'nın Kaldana yerleşim yerine yakın bir noktada inşa ettiği, oluşturduğu bu mevziler aslında hemen çok yakın bir noktasında Telhara tepesi diye bilinen tepede Rus askerlerine ait bir nokta bulunuyor. Peki neden İsrail askerleri Suriye'de böylesine bir adım atıyor sorusunun cevabı özellikle Hizbullah'a ait mensupların, Hizbullah mensuplarının orada Suriye askerlerinin giydiği üniformalarla birlikte bir takım faaliyetler yürüttüklerini, tespit ettiklerini yürütüyorlar. Diyorlar ki Hizbullah'la İran destekli gruplar Dera ve Kuneitra illerine az varlık göstermesine rağmen burada Beşar Esad rejim ordusu kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyetleri yapıyorlar. Burada bir takım soru işaretleri var ve aslında kendilerine yönelik buradan saldırı girişimi gerçekleştiği, yani Suriye üzerinden lojistik destekle birlikte saldırı girişimi olabileceği, Golan Tepeleri üzerinden İsrail yerleşim yerlerinin hedef alınabileceğini söylüyorlar. Ve bu hareketi, bu adımı bu anlamda atmış durumdalar. Tabii baktığımızda 9 Ekim'de Kuneitra'da Esad rejimine ait bir askeri karargah hedef alınmıştı İsrail ordusu tarafından. Bu da aslında nasıl bir çerçevede hareket ettiklerini gösteriyor. Acaba Suriye'de yeni bir adımın işareti mi? Bunu da bekleyip görmek lazım. Ama özeti şunu söylüyorlar. Hizbullah ve İran destekli bir takım grupların burada Esad rejimi askerlerinin üniformalarını giyerek bir takım faaliyetler yaptıklarını tespit ettiklerini ifade ediyorlar. Ve bu kapsamda Suriye'de yeni bir adım attıklarını ifade ediyorlar. Bu da bugün İsrail'de, İsrail medyasında çok sayıda konuşulmaya başladı. Bunu aktarmış olalım. Dediğim gibi Hama, Humus'ta hava saldırıları yapmışlardı. Şöylat askeri üssünü hedef almışlardı. Havada kontrollerini sağladıklarını düşünüyorlar ama kara olarak karadaki faaliyetlerini Hizbullah ve İran destekli grupların İsrail'e hedef aldıklarını gerekçe göstererek Suriye'de yeni bir adım atmış durumdalar. Bu adım neyi beraberinde getirecek tabii izleyip göreceğiz. Şimdi Emrah, biz Coşkun Başbuğ'la bunu harita üzerinden yorumlamaya ve anlamaya çalışıyoruz. Bu tankın, iki tankın Suriye'ye girmesini, İsrail'in iki tankının. Yani Coşkun Başbuğ diyor ki yani askeri literatürde böyle bir şey yok. İki tane tankla hiçbir şey yapamazlar diyor. Bu konuda bir sende bir bilgi var mı? Yani bunlar mesela iki tankı önceden gönderdiler. Daha sonra başka bir takım hareketler yapacaklar mı? Yani başka bir takım kuvvetlerini Suriye'ye sokacaklar mı? Yani İsrailler. Yani buna yönelik bilgiler var mı İsrail basınında? Yani iki tankı nasıl izah ediyor? Ahmet Hakan şu anda derli toplu bir bilgi yok. Yani Suriye'de kara birlikleriyle yeni bir adım atıyoruz açıklaması yok. Sadece elimize ulaşan bilgiler arasında burada Hizbullah ve İran destekli grupların İsrail aleyhine adımlar attığı, bir takım faaliyetler yürüttüklerini saha ajanları aracılığıyla tespit ettiklerini ifade ediyorlar. Yeni bir ülkeye, yeni bir yere cephe açma gibi bir
şu anda yazı, açıklama söz konusu değil. Sadece meşru müdafaa kapsamında buradan bizlere bir tehdit geliyor deniyor ve bu tehdidi bertaraf etmek adına böylesine bir adım atmış durumdalar ve havadan sürdürdüklerini karayla desteklemek istiyorlar. Bunu da ifade ettiler. Anladım. Yani ama bu iki tankın aslında orada şu anda olması evet. Orada olması aslında bir gözdağı ve karada da varız. Burada da istersek Suriye topraklarında da ilerleriz mesajı veriliyor. Ya şimdi Emrah İsrail'in bu yapıp ettiklerinin bir kendi açılarından, İsrail açısından perspektifini anlattı bize. Yani İsrail böyle bakıyor olaya. Yani İsrail diyor ki sonuç olarak, kardeşim diyor, biz diyor bilgi aldık diyor. Bir takım diyor Hizbullah militanları rejim askeri kılığına girdi. Burada bir hazırlık yapıyor. Bize saldıracaklar bunlar diyor. Biz de diyor onu önlemek için işte iki tank soktuk. Mevzi ne demek? Yani mevzi sütre. Yani o tankların önüne böyle topraktan sütreler yaparak engeller. Arkasına gizlerler. Olası bir saldırıya karşı koruma sağlasın diye. Peki iki tank yeter mi bir mevzi için? Ahmet Bey, asla yetmez. Yani iki tankı tek başına göreve gönderemezsin. Aklıma gelen bir başka yöntem şu. Golan Tepelerinde İsrail'in zaten mevcut askeri birliği var. Ahmet Hakan, orada şu da konuşuluyor. Bu iki tankın öncü tank olduğu konuşuluyor, yorumlanıyor. Öncü. Yani ne demek öncü? Yani bunun devamı gelebilir yorumu da yapılıyor. Bizim az önce ifade ettiğim. Bir yandan da bir şey de bunlar önden girdi. Buraya. Öncü iki tank. Bunların devamı da gelecek. Bu 1973'teki o Yom Kippur Savaşı var ya. O dönemde en yoğun çatışmaların geçtiği yer bu iki tankın bugün konuşlandırıldığı yermiş. Tank savaşı. Sembolik anlamda da bir önemi varmış. Fulya'nın dediği gibi burada şimdi iki tankı getirdikten sonra sen oraya ileride başka kuvvetlerde sevk edebilirsin demek bu. Ki yani şimdi zaten Coşkun Bey de öyle diyor yani. Bu anlamsız diyor yani. Yani Esad'ın belli ki oraya müdahale edecek gücü yok. Yani o gözüküyor. Yani peki tamam, Fulya'nın dediği gibi iki tank öncü, başka tanklarda gelecek. Adamlar o zaman Emrah'ın anlattığı hikaye, burada bize bir saldırı planı var. Biz onu engellemek istiyoruz. Adına bu işleri yapıyoruz. Bu işleri yapıyoruz. Ahmet Bey, bu tanklar Golan Tepelerinde, İsrail orada işgalci biliyorsunuz. Golan Tepelerindeki askeri birliklerden gelmiş. Şimdi ben Suriye'ye... İşte Coşkun Bey onu dedi az önce. Evet. Ya diyor ki, oradan gelmiş. Şimdi burası zaten, bakın sayın seyirciler, şöyle bir yaklaşabilir miyiz? Şurası Golan Tepeleri. Golan'dan girmişler içeriye. Yani bu Golan Tepeleri dedikleri yer zaten Suriye'nin ama İsrail tarafından işgal edilmiş durumda. Evet. Orada İsrail askerleri var, gözcüleri var, nöbetçileri var, silahları var. Tamam. Birlikleri var. Birlikleri var. Muhtemelen iki tank o birliklerden öne güç alacak. Çıkarılan... Çıktı öne. Oradan girmiş. Muhtemelen başka tanklar da gelecek. İşte o tankların hala zaten... Hala da şimdi Suriye'deki kaynaklarımla konuşuyorum. Hala da o tanklar orada duruyor. Mevzilenmesi ne kalıcı göre takviye edileceği beklentisi var. Fulya'nın verdiği bilgi. Tamam. Yani şöyle bir toparlamak gerekirse. Şurası Golan Tepeleri. Burada İsrail askerleri ve birlikleri var. Doğru. Bunlar zaten eller tetikte burada bekliyorlar. İki tank şöyle öne çıkmış durumda. Doğru. Yeni tanklar, yeni bir takım bir şeyler gelecek. Amaç ne? Burada rejim askerleri kılığına girmiş bir takım Hizbullah militanlarını istihbarat almışlar, tespit etmişler. Onlar İsrail'e yönelik saldırı planı yapıyorlarmış. Onları engelleyeceklermiş. Şöyle bir değerlendirme de var. Golan Tepelerine yönelik bir saldırıyı önlemek için ön tedbir olarak öne çıkarmışlar şeklinde de bir değerlendirme. Yani Golan Tepelerine yönelik, buradaki İsrail askerlerine yönelik koruma amaçlı da olabilir bu. Kritik arazi. Evet, öyle de. Kritik arazi arızası deriz biz. Mesela ne dersiniz? Kritik arazi arızası. Ne demek? Yani bu? Şu Golan'a tehdit olan bölge nereyse orayı kritik görürsün. Taktik plana böyle alırsın. İki tankı tam onu yapıyor o zaman. İki tankı bunun üzerine oraya gönderirsin. Uç güvenliği sağlama adına. Akabinde varsa eğer ilerleme niyetin, diğer birliklerle takviye ederek aşarsın orayı ya da hani bana göre düşük bir ihtimal. Buranın güvenliğini sağlamak için o kritik gördüğün yere... Ahmet Bey, sayın seyirciler, şu konuda bir anlaşalım. Bunlar İsrail'in iddiası. Yani tabii. Biz burada
rejim kılığına girmiş Hizbullah askerleri var mı yok mu? Bilmiyoruz. İsrail mi? Burada İsrail öyle diyor. Bitireyim. Bunlar teyit edilmiş bilgiler değil. Bunlar İsrail'in verdiği istihbarat. Diyor ki ben böyle tespit ettim. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Teyitli değil. Buradan yani Suriye'nin bu topraklarından İsrail'e bir tehdit var mı yok mu bilmiyoruz. İsrail diyor. İsrail diyor ki ben burada böyle bir tehdit gördüm diyor. Ben o yüzden diyor burayı vururum da tankımla girerim de falan demeye getiriyor. Ahmet Bey, Golan Tepeleri ile ilgili olarak 3 gün önce Hizbullah bir görüntü yayınladı. Orada devriye yapan İsrail askerlerini İHA'larla vurdular. Tam isabet vurdular. Zannediyorum bu tehditlerin artacağını gördüler. Bu arada Kuneyt Rey de ondan sonra bombalamışlardı. Haklı diyorsun yani İsrail. Evet, şöyle. Kuneyt Rey de ondan sonra bombalamışlardı. Ben biraz önce İsrail askeri demişim. Suriye askeri şehit olmuştu orada dil sürçmesiyle. Anladığım Golan'a yönelik tehditler var diye böyle bir gerekçe üretiyor. Ya, üretiyor da yani doğru mu bu? Ama şöyle Golan'daki İsrail askerlerini tam isabetleri İHA'larla vurdular. Bu nokta Şam'a da çok yakın. Yani İsrail'in buraya yerleşmesi demek bir nevi Şam'a komşu Şam. Oluyor. Evet, Şam'ın yanı başı. Bir versene. Şam görüntüsünü bir görelim. Hakikaten bu bana da çok enteresan geldi. Şam'ın bu kadar yakın olması ya. Kuneytire denilen yere. Nerede evet, Şam? Burası. Ha, bak burası. O yani. Ahmet Bey, o Şam'ın tam karşısında Lübnan'da Liten Nehri diyoruz ya, orası. Şimdi şurası, soldan, batıdan oraya kadar zaten işgal edeceğim diyor. Aşağıyı da garantiye almaya çalışıyor şimdi. Sen o zaman Şam'la İsrail arasında hiçbir şey kalmıyor. Peki bu şeyi merak ettim ben. Kuneytra dedikleri şey bir kasaba mı, bir il mi? Köy diyorlar. Bir köy il, mü? Aynı il, Kuneytra diye bir il var. Bu da onun aynı ismi taşıyan küçük bir köy. 105 haneli falan bir köy. Bu tank bu köyde mi? Evet. Evet, o iki tankı o köye göndermişler. İki tankı o köye göndermişler. Köy terk mi, oturan var mı bilinmiyor. 105 hane var komutanım. Var da oturan var mı? Ben var. Terk diye duydum. 105 yani haneyse mezra abi. Küçük bir köy. Ama hani bazı yerler vardır, yollar oradan geçiyordur, kritik öneme sahiptir. Öyle bir yer olabilir belki. Roma abi, gibi zaten, askeri anlamda olabilir. Zaten ben bu iki tankın kaderine Kutnak terk edilip o emniyetli mesafenin dışına şimdi, çıkarıldığı kanaatine... Şimdi Kuneytir'e geldi Onur'dan bilgiler. Kutnak. Suriye'nin Kuneytir'e ilinin merkezi olan kasabaymış. Golan Tepelerinde yer alıyormuş. Nüfusu 2004 yılı itibariyle 153 kişi yaşıyormuş. Çevresinde ise 4380 kişi yaşıyormuş. Bu Kuneytir'e Osmanlı döneminde Şam'a giden kervan yolu üzerinde bir yol istasyonu olarak kurulmuş. Roma kadar önemliymiş Ahmet. Doğru. Roma bütün yollar oraya çıkıyor. Kudna köyünde şu anda tanklar, iki tank Kudna köyündeymiş. Zaten ve Roma diyoruz ve Hakan Bayrakçı hissesini çıkartmıyor. Bu da dikkatlerimiz. Şam'a tamam ama Roma. Alo. Dikkatle dinledim. Fulya bir şey söyledi. Fulya. Hemen söyle. Yok, Şam'a 50-60 kilometre uzaklıkta. Çok yakın o ya. Çok çok dikkat çekici değil mi Şam'a? Yarım saat, bir saatlik yok. Yani Esat burada. Evet, şurada. Esat burada. Ve burnunun dibinde. Burnunun dibinde. Hakikaten oldu. Ne enteresan bir şey ya. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Esad'dan hop İsrail yapamazsın. Bura benim ülkem. Ben Şam'dayım. Yaklaşma. Var mı? Ahmet Bey, en ufak kelime yok. Yalanladılar. Hadi ondan yok. Rusya o da aynı. Peki Rusya nerede burada? Rusya şurada. Tartus, Laski. Ama Şam'da biraz önce Emrah biraz önce sanki... Rus askerleri de var diyor da. Rus mevzileri var. Orada mevzileri. Bir tepe varmış. Orası Rus askerlerinin mevzileriymiş. Ama hala oradalar mı? Mesela Emrah'ın söylediği şeyde o da vardı. Suriye askerlerinin kıyafetlerini giyerek Hizbullah'ın orada artık olduğuna dair de haberler var. Onu söylüyorlar zaten. Evet. O iddia öyle. Ama ben burada bir Rus varlığı... Emrah burada bir Rus varlığı var mı ya hakikaten? Var mıymış yani? Ne demek o senin söylediğin bilgiyi biraz daha açabilir misin? Yani şöyle siz... Evet, siz konuşurken ben bir yandan da... farklı kaynaklardan teyit etmeye çalıştım, araştırdım, baktığımda özellikle El Hara Tepesi, yani bu İsrail askerlerinin tanklarla ulaştığı
mevziye çok yakın bir yerde bulunuyor. Elhara Tepesi diye geçiyor ve burada da Rus askerlerinin hala mevcudiyetini koruduğu ifade ediliyor. Aslında sen biliyor muydun çok abi da tehlikeli bir burada olduklarını bilmiyordum. Rusya'nın Suriye'deki şu bilgi var. Emrah, onu da eğer varsa bilgisi teyit etsin. Ben İdlib bölgesinde kontrol noktaları vardı. Oradaki Rus askerlerinin bile geri çekildiği yönünde dün teyide muhtaç bir bilgi aldım.